Sayın izleyiciler, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor. Heyecanlı bir seçim oluyor haliyle. Şimdi hemen Azerbaycan'a bir gidelim. Detayları arkadaşımız Ebrar Ak'tan alacağız. Ebrar bizi bekliyor. Sözü hemen Ebrar'a bırakalım. Oradaki atmosferi ondan. Şahin, Azerbaycan halkı Cumhurbaşkanı'nı seçmek için bugün sandığa gidiyor. Öyle ki Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da da bugün 30 yıl aradan sonra ilk defa sandıklar kuruldu ve Karabağ'da da 22 binden fazla seçmenin bugün oy kullanması bekleniyor. Öte yandan 6,5 milyondan fazla Azerbaycan halkının bugün sandığa gideceğini sizlerle paylaşalım. Bizler de Bakü'deyiz ve bugün şu anda bir okulda, seçimin olduğu okulda şu anda o seçim sürecini takip ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sabahın erken saatlerinde başladı buradaki seçim atmosferi. Saat 8'de oy kullanmak için buraya geldi seçmen. Öyle ki seçmen kağıtlarını buradaki görevlilere gösterdikten sonra gerekli yetkililerde gerekli önlemleri ve aynı zamanda kontrolleri sağladıktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi seçmenler arkasında bulunan kabinlere doğru ilerliyorlar. Öte yandan oy verme işlemi sonrasında bir başka sırada olan seçmene geçiyor. Bu şekilde oylar kullanılıyor ve sandıklara atılıyor. Evet, 6000'den fazla sandık kuruldu. Bugün yaklaşık 6,5 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimde yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için 37 ülkede de 49 sandık kuruldu ve aynı zamanda bu vatandaşlar da yine Azerbaycan konsolosluklarında oylarını kullanabilecekler. Oy verme süreçlerinden bahsetmiştik. Bu şekilde uzun bir sıra var. Aslında sabahın ilk ışıklarından itibaren Azerbaycan halkı oy kullanmak için yine bağlı oldukları okullara geliyorlar. Oylarını kullanıyorlar. Oy pusulalarına oylarını attıktan sonra bir başka kişiye geliyor sıra. Geçtiğimiz dakikalarda da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyev ve aile üyeleri Hankedi'nin 122 numaralı seçim bölgesinin 14 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Yaklaşık 80 bin kişi seçimde gözlemci olmak için kayıt yaptırdı ve aynı zamanda yerel ve yabancı basından da oldukça yoğun bir ilgi var bu bölgedeki seçimlere. Azerbaycan'daki seçimi Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, İtalya, Japonya ve diğer ülkelerden 63 uluslararası medya kuruluşu da takip ediyorlar. Evet, söylemiş olduğumuz gibi bu seçim diğerlerinden biraz daha kıymetli ve özel bir seçim. Biliyorsunuz ki Karabağ 3 yıl önce Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı ve Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar sabahın ilk ışıklarından itibaren kurulmaya başladı. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında Cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, yine bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin başkenti olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavent'te, Adere'de, Adam'da, Cebrail'de, yine Fuzuli'de, Laçin'de oy verme süreci devam ediyor ve 22 binden fazla seçmen burada oylarını kullanıyorlar. Yine kullanması öngörülüyor. Evet, söylemiş olduğumuz gibi seçimde yeni Azerbaycan Partisi'nce aday gösterilen Cumhurbaşkanı Aliyev, yani mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere toplamda 7 aday yarışıyor. Yine biliyorsunuz ki geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev %86 gibi büyük bir oranda seçilmişti ve yine bugün de Azerbaycan'da baktığımızda favori isimlerden, adaylardan biri yine mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'i gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı seçimi de aynı zamanda öne alınmıştı. Yine 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev erken Cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı ve Aliyev'in imzaladığı kararname ile Cumhurbaşkanı seçimi de öne alınmıştı. Dün bir basın toplantısı düzenlenmişti ve özellikle bu basın toplantısında şuna dikkat çekilmişti. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mazhar Panov'la dün seçimle ilgili verdiği o demeçte özellikle bu seçimlerin güvenilir ve şeffaf bir ortamda yapılacağını ifade etmişti. Evet, bizler de şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Azerbaycan'ın Bakü şehrindeyiz ve bu noktada da yine her bir okulda aslında bu tarz seçim sürecinde, yani sandıklar
gidip vatandaşların oy verme süreci devam ediyor. Söylemiş olduğumuz gibi akşam 19'a kadar bu işlem devam edecek. Toplamda 7 aday, mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in de olduğu 7 aday yarışıyorlar. Özellikle bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise Karabağ'da da 30 yıl aradan sonra ilk defa vatandaşların seçime gidiyor olmasıydı. Bizler de Bakü'den seçime dair seçim atmosferini bu şekilde sizlerle paylaştık diyelim ve gelişmelerle de ekranlarınızda olacağız diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.